Tam 10 dakikadır tripodu yerleştirmeye çalışıyorum ama bir türlü kameramı ayarlayamadım. O yüzden yanımda duracak. Canım kameram. Neyse ben şimdi duş aldım. Yüzümü nemlendireceğim, makyaj yapacağım aslında ama şu an için yapmayı düşünmüyorum. Daha erken. Evde biraz iş yapmam gerekiyor. Şimdi yüzümü nemlendireyim. Evdeki işlerimi halledeyim. Evden çıkarken de makyajımı yaparım. Tripodumu ayarlayabilirsem de çekerim zaten. Kafamdaki çok şirin değil mi bu arada? Bu kafamdakini Miniso'dan almıştım. Böyle havlu gibi bir yapısı var duştan sonra kullanmalık. Saçın nemini emiyor. Şimdi arkadaşlar size bir sır vereyim mi? Bütün YouTuberlar avokado ile beslenmiyor. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi kendime tost yapacağım. Ben de isterdim sizi böyle avokadolu, yumurtalı kahvaltımla karşılamak. Ama hayatımda hiç avokado yemedim bile. Yani siz düşünün. Çok istiyorum. Çok merak ediyorum aslında. Yemek de istiyorum ama bir türlü nasip olmadı. Ben klasik Türk kızı olarak şimdi kendime sucuklu, kaşarlı, salamlı bir tost yapacağım. Ve bana eğer ki yazarsanız yok ekmek zararlı, yok sucuk zararlı falan. Vallahi engellerim sizi ya. Ben size sağlıklı demiyorum ki ama yiyorum. Yani ne yapabilirim? Neyse kendi kendime atarlanmayayım. Çok canım istedi. Tost yapacağım. Bol sucuklu ve bol kaşarlı yiyeceğim. Bilmiyorum bu kanalda belki de ileride görürsünüz. Bir bakarsınız ben bir sabah kalkmışım. Avokado yiyorum. Böyle bir sağlıklı kahvaltı girişimlerim oldu. Denedim böyle yulaflı falan kahvaltılar yapmayı. Yiyorum da açıkçası ara sıra ama yani yulaf, muz, süt karışım böyle kahvaltılar falan yapıyorum kendime ama her zaman değil. Bunu asla bir rutin yapamadım ve rutin olarak bunları yiyenlere de gerçekten hayranım. Çünkü benim asla yapamadığım bir şey. Çok sıcak. Ya bu Torku'nun dilimli kaşarını aldık ama böyle parçalanıyor. Hiç hoşlanmadım bu durumdan. Şöyle bol kaşar koyayım da. Sağlıksız diyenler cennet geçirsin. Ve ne koyacağım? Tabii ki aç bitir. Salam. İki tane kalmış ama olsun. Şöyle koyduk mu? Şunu da şöyle örttük mü? Ters yapmışız. Şöyle çevirelim. Hayır. Şimdi sağlıksız diyenlere kalp krizi geçirecek bir adam uyguluyorum. Margarin sürüyorum. İnşallah size bu kanalda böyle sabahları avokadoyla, yumurtayla, böyle yulaflı sütle yaptığım kahvaltıları görürsünüz. Bunu ben de istiyorum ama asla yapamıyorum. Yani yaparsam iki gün yapıyorum, üçüncü gün yine böyle bol sucuklu kaşarlı tost diyebiliyorum ya da başka herhangi bir şey. Canım ne isterse onu yemeye çalışıyorum. Hatta geçenlerde mercimek yapmıştım. Mercimeğe bayılırım. Instagram'da story atmıştım. Sabah kahvaltıda mercimek yiyeyim falan diye. Yani sabah kahvaltıda mercimek yemiştim. Instagram'da da story atmıştım.
Biri bana yazmış ki sabah sabah mı? Ya kardeşim sana mı yedirmeye çalışıyorum zorla sanki? Ben yiyorum. Benim midem tam bir çöplük olabilir. Canım ne isterse bu hayatta onu yiyorum arkadaşlar. Asla bir rutinim yok. Asla bir düzenim yok. Bir sabah mükemmel sağlıklı bir kahvaltı yaparken diğer sabah aşırı sağlıksız şeyler yiyebiliyorum. Yapacak bir şeyim yok. Ben de böyleyim. Ne yapalım? Bak şimdi çok sağlıklı bir şey yapacağım. Bunun yanında ayran içeceğim. Gerçi doğru, hazır ayran da sağlıksızdı ama neyse. Tostum hazır. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bu nasıl yenmez? Bu nasıl yenmez? Ben şimdi gideyim kahvaltımı yapayım. Sonra evi biraz toparlayacağım. Sonra size söylemem gereken şeyler var ama daha kamera karşısına geçemedim adam akıllı. Yemeğimi yedikten sonra görüşürüz. Herkese yeniden selam. Kanalıma hoş geldiniz. Artık videoya bir giriş yapmam gerektiğini düşündüm. O yüzden karşınıza geldim. Aslında şu anda ev işlerimi yapmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi leş gibiyim. Siz benim temizlik yaptığım halime bayağı alışkınsınız. Bugün günlerden 16 Temmuz Pazartesi. Yarın yani Salı günü ben İstanbul'a gitmek için yola çıkıyorum. Bu sefer otobüsle gideceğim. Açıkçası bu beni biraz korkutuyor. Otobüs yolculuğunu gerçekten hiç sevmiyorum ve sanırım ilk defa Osmaniye'den İstanbul'a otobüsle gideceğim. Uçakla gidemiyorum bu sefer çünkü biletler çok 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 pahalıydı. Açıkçası 300 liradan falan başlıyordu. Vloglarımı takip edenler bilir. 19 Temmuz'da Betül'ün nikahı olacak. Ona katılacağım. Hatta siz bu videoyu izlerken ben büyük ihtimalle İstanbul'da olmuş olacağım. Çünkü kızların gideceğimden haberi yok. Onlara sürpriz olacak. Yani Betül İstanbul'a gideceğimi, nikah gideceğimi bilmiyor. Ona da sürpriz olacak. O yüzden bu videoyu büyük ihtimalle İstanbul'a gittiğimde onların yanına vardığım zaman paylaşmış olacağım. Ve siz izlerken ben İstanbul'da olacağım. Dediğim gibi otobüs yolculuğundan biraz korkuyorum açıkçası. Hep başıma bir şey geliyor yani. Benim zaten sürekli başıma bir şeyler geliyor biliyorsunuz vloglarımı izliyorsanız. Ama yani bilmiyorum otobüs yolculuğu çok gözümü korkutuyor. Çünkü uzun yolda uyuyabilen bir insan değilim. Gözüme bir gram uyku girmiyor. Bu da beni çok zorluyor açıkçası. Buradan 13 saat falan sürecek sanırım İstanbul. Hatta otobüs yolculuğundan bahsetmişken size şöyle bir anımı anlatayım. Ben üniversiteyi Antalya'da okudum. Bir gün Antalya'dan İstanbul'a gideceğim. Otobüse gidecektim. Antalya Otogarı'na gittik. Beni en yakın arkadaşım, o da arkadaşım. Sağ olsun yolculuyordu o zamanlar. Yanında erkek arkadaşı vardı. Şimdilerde kocası tabii ki. En yakın arkadaşımla erkek arkadaşı beni otogarda uğurlamaya geldiler. Benim koltuğumda hemen otobüslerin orta kapısı var ya, orta kapıdan binince karşıdaki koltuğun cam kenarıydı. İşte arkadaşımla falan öpüştüm, neyse vedalaştım. Bindim. Bir baktım cam kenarına bir teyze oturmuş. Ama nasıl oturmak? Böyle kurulmuş, kurulmuş, kurulmuş koltuğa. Sağ olsun yükleri şeyleri. Bana şu kadarcık yer kalmış yan tarafta. İlk başta sesimi çıkarmadım. Yaşlı bir teyzeydi. Dedim ki neyse olsun. Hani oturmuş ama bayağı da kurulmuş. Sesimi çıkarmayayım dedim. Sessiz sessiz. Hanife sen buraya otur dedim yanına. Bir şey olmaz dedim. O da hiçbir şey demiyor tabii. Gel gel kızım buyur senin yerin falan demek yok. Nerede? Neyse oturdum koltuğa. Oturmamla kalkmam bir oldu. Koltuk ıslak. Benim oturduğum koltuk sırılsıklam. Yani cam kenarı benim yerimdi. Teyze oraya kurulmuştu. Ben de onun yerine oturayım dedim. Ama orası sırılsıklamdı. Oturmamla kalkmam bir oldu. Hani arkamın ıslandığını hissettim. Teyze burası ıslak dedim. Yok yok dedi yavrum dedi. Temiz su dedi. Hiçbir şey olmaz dedi. Otur otur dedi. Böyle kaldım. İnanamazsınız. Otobüslerde böyle su veriliyor ya pet bardaklarda. Hani açıp içiyoruz. Önünde o bardaktan vardı, onu aldı ve böyle yaptı. Gösterdi bana doğru. Bak bak dedi, içine de dişini koymuş. Takma dişini çıkarmış, o suyun içine koymuş.
Bana aldı, bardağı gösterdi. Ben dedi dişlerimi dedi buna koyarken dedi suyunu döktüm dedi. Temiz su dedi, otur bir şey olmaz dedi. Ya böyle başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Böyle kaldım. Teze dedim niye ıslak yere oturayım ben dedim. Sen dedim yerine geç madem ben kendi koltuğuma oturayım dedim. Hani sesimi çıkarmamışım. Bir de bana diyor ki ıslak koltuğa otur. Onu da geçtim. Dişinin suyunu dökmüş ya. Yok böyle bir şey olamaz. Yok temiz su bilmem ne falan filan derken ben başladım mı ağlamaya? Biraz zaten sulu gözüm. Yani böyle sulu gözüm derken çok sinirlendiğim zaman sinirimi tutamayıp ağlayan bir tipim. Ve böyle derdimi anlatamadığım zaman, kendimi kötü hissettiğim zaman çok çabuk ağlayan biriyim. Hani karşımdakine derdimi anlatamıyorsam oturur ağlarım. Bilmiyorum bu kötü bir huy. Neyse biraz sulu gözüm. Ben başladım ağlamaya. İndim. Kapının önünde hemen arkadaşım bekliyor bu arada, daha gitmediler. Ben ağlıyorum, onlar beni sakinleştirmeye çalışıyor. Tekrar çıktım. Teyze kalkmıyor yerinden. Ben ıslak yere oturmak zorundayım. Ben buraya oturmam teyze diyorum. O kalkmıyor böyle. Bir an bir kargaşa oldu. Muavin geldi yanımıza ondan sonra. Ne oluyor burada falan filan diye. Bir yandan ağlıyorum, bir yandan anlatıyorum. Böyleyim. Bu sefer muavin teyzeyle konuşmaya başladı. Teyze hala kalkmıyor. Bana otur diyor bilmem ne. Şoför de durumu fark edince teyze kalk yerine geç. Otobüsün kalkması lazım artık hani şey yapmaya başladı. Teyze anlamamazlıktan geldi, duymamazlıktan geldi. Şoför biraz sesini yükseltir gibi oldu. Bu sefer otobüstekiler şoföre yükselmeye başladı. Sen nasıl yaşlı teyzeye bağırırsın, sen nasıl yaşlı teyzeye yükseltirsin sesini diye. Bir anda otobüs böyle birbirine girdi. Ben tabii kenarda ağlıyorum. Yani kendimden geçtim ağlamaktan. Böyle sinirlerim boşaldı. Ağlamaya başladım. Bilmiyorum, çok tuhaftı. Sonra beni tabii başka bir boş koltuğa oturtturdular bir süreliğine. Oraya oturdum. Mavi sağ olsun bir peçete getirdi, bir su getirdi. Gelip gidip iyi misiniz diye benimle ilgilendi. Ama gerçekten çok sinirlerim boşalmıştı. Bayağı ağladım. Gereksiz yere niye o kadar ağladığımı bilmiyorum. Ondan sonra o koltuklar belli bir durakta dolacağı için beni bu sefer muavin koltuğuna aldılar. Her seferinde otobüs yolculuğunda böyle şeyler geliyor başıma. Ve ben sürekli muavin koltuğunda yolculuk yapmak zorunda kalıyorum. Benim şansımdan mı bilmiyorum ama molalarda cips alıyordum. Ben muavin koltuğunda oturuyordum. Ortamızda tam koridorda muavin oturuyordu. Yanında da tabii şoför var. Bir tane cips ben yiyorum. Bir tane cips muavin yiyor. Bir tane cips şoför yiyor. Böyle sırayla üçümüz cips yiye yiye yolda yolculuk yaptığımızı falan hatırlıyorum. Yani bu sadece yaşadıklarımdan bir tanesi. Bir keresinde Antalya'dan yine Giresun'a giderken yaklaşık 22 saat falan sürüyordu sanırım yol. Otobüsümü kaçırdım. Başka bir otobüs beni aldı. Diğer otobüse yetiştirmek için falan. Onu kaçırmamın sebebi de başka bir teyze bayılmıştı. Moladayken ben ona yardım etmeye çalışıyordum. İşte yatırmıştım. Ayaklarını kaldırıp çantamın altına koymuştum. Falan derken otobüsüm kaçmış. Otobüsümü bulamadım. Ya böyle türlü türlü şeyler yaşıyorum gerçekten. O yüzden otobüs yolculuğu beni çok korkutuyor. Yaşadıklarımdan mı bilmiyorum ama umarım kazasız belasız giderim. Bu videoyu yüklediysem eğer ve siz şu anda bu videoyu izliyorsanız bilin ki sağ salim İstanbul'a varmışım demektir. Eğer yolda başıma bir şey gelirse bir dahaki videomda onu size anlatırım ama umarım gelmez. İnşallah benim için dua edin. Neyse çok konuştum. Şimdi kahve içiyorum. Gördünüz zaten az önce. Evde ne kadar yıkanması gereken şey varsa yıkadım, mutfağımı topladım. Yani sadece evin süpürülüp silinmesi kaldı açıkçası. Onları da yarın yapmayı düşünüyorum. Zaten yarın otobüsüm saat 5 gibi ve ben yarın salı ve ben çarşamba sabahı İstanbul'da olacağım Allah nasip ederse. Annem babamın haberi var gideceğimden. Beni zaten büyük ihtimalle babam alacak otogardan. Sadece kızların haberi yok. Betül'e küçük bir sürpriz yapmayı düşünüyorum. Bu arada kaç gündür kendimi çok kötü hissediyordum. Tam anlamıyla berbat hissediyordum. Bunu videonun başında söyledim mi bilmiyorum. Rahatsızdım. Bu yüzden ne kendimle ilgilenebildim ne evle ilgilenebildim. Zaten yokluğumu Instagram'da çok fazla fark eden oldu. Allah razı olsun. Çok güzel mesajlar attınız, merak ettiniz. Hepinize merak ettiğiniz için teşekkür ederim. Ama şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. O yüzden bugün bu vlogu başlattım. Benden vlog beklediğinizin farkındayım. Ve umarım İstanbul'da güzel vloglar çekerim.
Çok fazla konuştum. Şimdi lafı çok uzatmayayım. Çok az bir işim kaldı. Onları halledeceğim. Hafif bir makyaj yapacağım. Çıkıp kuaföre gitmem lazım. Videonun devamında görüşürüz o zaman. Hoşça kalın. Sizi nereye koyduğuma şu an inanamazsınız. Ama şimdi videoyu sessiz devam etmek zorundayım. Çünkü yan tarafta çocuklar var ve çok sesleri geliyor. O yüzden buraları şimdi hızlı hızlı geçeceğim. Zaten basit bir makyaj yapacağım. Önce yüzümü nemlendireyim. İnşallah düşmezsiniz. Telefonum çaldı. İşte vlog kameramın olmamasının en kötü yanı bu. Sürekli video çekerken telefonum çalıyor ve videolarım yarıda kalıyor. Gördüğünüz gibi böyle bir makyaj yaptım. Bol highlighter'la. Şimdi kuaföre gideceğim. Daha geç olmadan çünkü saat neredeyse 6 olacak. Oradan arkadaşıma geçeceğim ve oradan büyük ihtimalle bebek görmeye gideceğiz. Bebek sevmeyi özledim. Nerede görüşürüz bilmiyorum ama şimdilik görüşürüz. Altıma şöyle tril tril şort, etek görünümlü bir şort giydim. Üstüme taba rengi bir askılı, rujumu da değiştirdim. Bu arada üstümdekine uygun bir şey sürdüm. Burayı giyince toplayacağım. Çok geç kaldım. Hemen çıkmam lazım. Saat 6. Umarım kuaföre yetişebilirim. Hadi hoşçakalın. Bana kızıyorsunuz saçlarımı böyle ortadan ikiye ayırıp hep topladığım için ama sıcakta yapabileceğim hiçbir şey yok. Sıcak olduğumu söylemiş miydim? Gidiyorum, 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 gidiyorum. Şu an içimde tarifsiz bir mutluluk var. Ay, başım döndü. Tipimi aldırmayın çünkü uzun yola gideceğim. O yüzden makyaj yapmadım. Makyajsız gideceğim. O gözlerimin altı falan bayağı mor duruyor. Neyse, makyajsız yola çıkacağım. Saat şu anda 3.30 falan, 4.45'te. Allah nasip ederse otobüse biniyorum. Burada valizim var. Son düzenlemeleri yapıp şu düzleştiricinin soğumasını bekliyorum. Onu koyacağım.
Ondan sonracığıma şurada el çantam. Şu pembe çantada da makyaj malzemelerim ve yastığım var. Malum otobüste gidiyorum. Diğer poşettekileri Fatma anneye bırakacağım. Dolaptan çıkardığım bozulabilecek ürünler var. Onları çıkardım. Fatma anneye götüreceğim. Hemen onunla vedalaşacağım. Ondan sonra bir iki bir şey alacağım. Betül için. Ondan sonra da Allah nasip ederse binip gideceğim. Şu an içimde tarif edemediğim bir sevinç var. Bunun tek nedeni gidiyor olmam değil aslında ama öyle yani. Bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Annemi özleyenler için yeni İstanbul macerası videoları çok yakında gelecek inşallah. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.